Ben Tuğçe Kurt Efendi, mutfağıma hoş geldiniz. Yine güzel bir günde çok tatlı bir şefle birlikte olacağız. Evet, sevgili duygucuğum Duygu Ayaz Beykont benimle beraber olacak bugün. Bu mutfakta üçüncü kez ağırlayacağım onu. Her yaptığı reçete birbirinden lezzetliydi. Bugüne kadar hep valla parmaklarımızı yiye yiye yedik yaptıklarını Duygu'nun. Ve yine bugün çok güzel tarifler yapıyor. Hemen paylaşayım sizlerle neler yaptığını. Kubbe pasta yapıyoruz. Sonra elmalı çıtırlar yapıyoruz. Baklava hamuru görüyorum ben. Elma baklava hamuru. Yağda kızartma. Zaten işte hayal edin efendim nasıl bir şey çıkacak ortaya. Son olarak da böyle tost ekmekleriyle bir salata yapacakmışız. Merak ediyorum. Görüntüsünü merak ediyorum. Çünkü tam sunumluk böyle misafir sofralarımıza koyacağımız bir şey çıkacak ortaya bence. Peki ben ne yapıyorum? Ben de dedim ki bugün bu Duygu'nun yaptığı, şefimizin yaptığı güzel lezzetlere yani yakınında gelebilir miyim, yaklaşabilir miyim o lezzetlerin, ama güzel bir kısır yapacağım. Bu mutfakta birçok kısır yapıldı. İşte sıcak kısır yapıldı, bol kuru yemişli kısır yapıldı. Farklı farklı kısır çeşitleri denedik ama ben de dedim ki içinde bulgur olmasın bu sefer. Hani karbonhidrat olmasın, sadece sebze olsun, karnabahar olsun. Artık karnabahara bay bay diyoruz yani, aslında dedik bile olabilir. Ben karnabahar kısır yapayım dedim. Malzeme listemiz burada efendim. Bakalım karnabahar kısırın içinde neler varmış. Ana malzeme karnabahar ve ekranlarınıza geliyor. Bakalım. Bir adet küçük boy karnabahar, bir adet kuru soğan, bir adet salatalık, yarım demet maydanoz, 4 adet kornişon turşu, 2 dal taze soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bu kadar. Evet, ne yapıyoruz efendim? Şimdi bir rondoya ihtiyacımız var, bir de tavaya ihtiyacımız var. İlk önce ben şu soğanlarımı bir doğrayayım. Çünkü soğanlarımı güzelce kavuracağım tavamda. Bir taraftan da karnabaharları rondoya atacağım. Baya böyle un olana kadar rondodan çekeceğim. Evet. Şimdi bence yarım soğan yetecek. Bir taraftan da rondomuzu açalım. Karnabaharlarımızı koyalım içine. Şöyle şu tarafı alayım da siz de rahat rahat görün efendim. Ben karnabaharı hakikaten çok seviyorum. Yani bu familyayı çok seviyorum daha doğrusu. Keza Brüksel lahanasını da, brokoli de, onların da hepsini çok severim. Ama karnabahar favorimdir. Yemeğini, kızartmasını, fırında böyle soslayarak, yağlayarak kızartmasını, her türlü halini çok seviyorum. Kışın en keyifli, güzel sebzelerinden bir tanesi bence. Şimdi bir ilk şöyle çekelim. Bir boşaltalım kasemizi, sonra birazcık daha karnabahar ilave edeceğim. Bir kaşık alayım. Evet. Bu kadar yani, rondodan çekmemiz, bu kıvamı alması yeterli bence. Şimdi birazcık daha karnabahar koyalım içine. Bıçağımızı yerleştirelim. Şöyle elimizle birkaç parçaya bölüp rondoya atarsak daha sağlıklı sonuç elde ederiz bıçakları için. Evet. Bence bu kadar karnabahar yeter. Tekrar yerleştirelim. Ve çekelim. Evet. Hazır. Şu kenara alayım. Şimdi şu karıştırma kasesine alayım. Karnabaharlarımızı un haline getirdiğimiz. Evet. Bunu da koyayım. Şimdi bu kıvamı unutmayalım. Böyle un gibi hafif
Böyle dişe de gelsin istiyoruz. Ocağımızın altını açtım. Zeytinyağımızı koyalım. Evet. Soğanlarımızı ilave edelim. Evet, soğanlarımızı tavamıza koydum. Evet. Ben ayağı doğradım. Siz isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Evet. Şimdi gözüm yandı, soğan da bayağı acıymış. Evet, salçalarımızı ilave edelim. İçine hem domates salçası hem de biber salçası kullanıyorum. Kısırımız için domates salçamızı koyalım. Biraz da biber salçamızı koyalım. Kısır malum kırmızı renkte olur. O yüzden salçalardan bolca faydalanalım. Evet. Şöyle güzelce bir kavuralım. Ocağımızı kısayım. Daha sonra salçalarla soğanları güzelce kavurduktan sonra hemen ardından baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ve daha sonra rondodan çektiğimiz kısırımızı koyacağız. Daha doğrusu karnabaharımızı koyacağız. Ve biraz soğumaya bırakacağız. Azıcık daha evet, yağ eklemek istiyorum. Az geldi ya. O kadar elim az ki maalesef bu yağ konusunda cimri davranıyorum. Evet, birazcık baharatlarımızı ekleyelim. Pul biber, karabiber, tuz benim baharatlarım. Pul biberi bolca koyuyorum. Çünkü acı seviyoruz. Biraz tuz. Evet. Hem soğanımızı öldürsün. Hem de karabiber. Evet. Şöyle bir çevirelim. Şimdi rondodan çektiğimiz karnabaharımızı ilave ediyorum. Biraz karnabaharla da çeviriyorum. Rengi dönsün. Evet. Hatta harlı ateşten daha kısık ateşe almak istiyorum. Evet, çünkü soğanlar yeterince öldü. Burada tatlı tatlı karnabaharımız. Birazcık pişirelim karnabaharı. Çok değil. Çünkü zaten yeterince rondodan çektik. Una yakın bir hale getirdik. O yüzden hani dişimize gelecek bir kıvamda. Ama o çiğliğinden de çok kaybetmek istemiyoruz. Çünkü karnabaharın biliyorsunuz bence yani şahsi fikrim çiğ hali çok daha lezzetli oluyor. O yüzden çok pişirmeye gerek yok. Çünkü yeterince karnabaharımızı küçülttük. Evet, birazcık böyle soğanlarla birlikte arkadaş olurken karnabaharımız, diğer malzemelerimizi doğrayalım. Yeşilliklerimizi doğrayalım. Tabii ki bence bir kısırın olmazsa olmazlarından bir tanesi taze soğan. Taze soğanımız var, kornişon turşumuz var, maydanozumuz ve birazcık salatalık kullanacağız. Tüm malzemeleri birbirine karıştıracağız ve sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdi doğrayalım. Ben taze soğanın saplarından da birazcık ilave ediyorum. Şuraya alayım. Maydanozumuzu doğrayalım. Yeşillikler size kalmış. Marul da keza. Ben normal yaptığımız, hepimizin bildiği kısra marul da çok yakıştırıyorum. Ama çok küçük küçük doğramak lazım marulu da. Evet. Maydanozumuzu da doğrayalım. Kornişon turşumuzu da koyalım. Bir de sos olarak nar ekşisi, limon ve zeytinyağı kullanacağız. Ve sonra afiyetle yiyeceğiz. Ben diyorum ki daha işim var benim kısırla. Çok da vakit kaybetmeyelim. Acaba Duygu'yu yavaş yavaş mutfağımıza davet edelim mi? Çünkü onun da tarifleri, yani bir pastamız var ki hakikaten bize zaman harcatacak. Ve keyifli bir pasta. Yavaş yavaş Duygu'cuğuma hazırlanıyor. Yine giymiş pembe şef kostümünü. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyi misin Duygu'cum? Ben de iyiyim. Ne var ne yok. Nasıl İyi. Gidiyor hayat görüşmeli? Hem sohbet edelim seninle hem de ben de bir taraftan halledeyim kalan işlerimi.
Nasıl güzel gidiyor her şey? Dükkan nasıl? Tatlılarla devam. Devam ediyor. Yoğun musun? Evet, evet. Güzel. Sen böyle düğün zamanında, yani çünkü bahar ayları geldi. Evet. Böyle düğündü, nişandı, davetlerin arttığı dönemler. Artacak. Şu an mi? Doğum günleri çok yoğun. Bir iki ay sonra düğünler, nişanlar çok artacak. Yapıyorsun değil mi düğün pastası, tabii, nişan pastası, onların hepsini yapıyorsun. Organizasyonlarda davetlik ikramlıklarda hazırlayabiliyoruz. Yani catering hizmeti de verebiliyorsun, evet, değil, evet, mi? Bu arada anlatmıştım galiba seyircilerimize. Benim sevgili ekip bana bir doğum günü pastası sürprizi evet, yaptı ama senin elinden çıkma değil mi doğum evet, günü pastamız. Eline sağlık, çok afiyet da lezzetliydi olsun gerçekten. Nice senelere tekrardan. Sağ ol canım. Şubat ayındaydı evet, efendim. Biraz geçti zaman ama, geçti. Olsun. Sever misin karnabaharı Duygucuğum? Açıkçası pek sevmezdim. Ama bir tarif vardı. Böyle karnabahar kızartmışlardı. Üstüne sarımsaklı yoğurt. Böyle onu yedikten sonra daha bir sevmeye başladım daha açıkçası. Daha ne olsun zaten. Ama bu kızarınca gerçekten çok güzel duruyor. Yani bundan kısır fikri. Yani gerçekten çok hoşuma gitti benim pratik, de. Pratik, daha sağlıklı. Evet. Ben de karnabaharın kızartmasına bayılırım bu arada. Annem çok güzel yapardı. Unlayıp yumurtalayıp böyle evet, bol yağda kızartma. Sonra üzerine de sarımsaklı yoğurt. İnanılmaz tabii ki. Ama işte biz mümkün olduğunca hani kaloriden uzak daha duralım. Daha az kalori. İşte amacımız olduğu için. Evet. Böyle böyle ben de bir taraftan hem seni de çağırayım, hem sohbet edelim, hem de lezzetlerimizi de yapalım dedim. Kolay, çok kolay. Böyle bir soğanımızı soteledik. Evet. Ardından salçalarımızı, baharatlarımızı koyduk. Rondoda çektiğimiz kısırımızı ilave ettik. İçine şimdi karıştırma kabımızı alalım. Bir tattıracağım sana bakalım. Aa, beğenecek merak ediyorum. Çok güzel duruyor gerçekten. Sen de biraz şu kubbe pastayı anlat. Nasıl evet, bir pasta olacak o? Aslında evde de yapılabilecek kolay bir tarif seçmeye çalıştım. Hem yaz geliyor şimdi. Hafif böyle de olsun. Böyle sıcaklarda böyle içimizi serinletecek güzel bir tatlı olsun istedim. Senin dükkanda servis ettiğin tariflerden bir ona tanesi. Ona benzer bir şey servis etmeyi düşünüyoruz biz de, dondurmalı pasta. Bu dediğim gibi daha çok hep herkesin evde de yapabileceği bir tarif seçtim. Güzel kakaolu bir kekimiz var. Önce onu pişireceğiz. Onu pişirdikten sonra kubbe bir kalıbın içine onu kekimizi koyacağız. Sonra 3 kat dondurma. Böyle rengarenk onları ekleyeceğiz. Ondan sonra yine kekimizi koyup donduracağız. Tabii arada donuk vişnemiz de var bu arada. Evet, vişne de var. Evet. Vişneyi de çok severim. Ben o kadar hiç mevsimi kısa ki, o kadar üzülüyorum ki vişneye. Evet. Hemen o yüzden o mevsimde alıp dolaba atmak lazım. Evde bulundurmak lazım. Evet. Dipfrize daha doğrusu toplamak lazım. En sevdiğin dondurma nedir? Nelidir? Vallahi benim kestaneli mesela direkt. Ben bitter, çikolata ve vişne. Pastacılıkta genellikle bitter çikolatayı daha çok kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Öyle söyledi. Geçtiğimiz günlerde de evet, bir pastacı konuğum gelmişti. Oh. Senin yaptığın o kestaneli pasta var ya, ne soran oldu bana ikinci kez geldiğinde. Sana da mesaj attılar mı, sordular evet, evet, mı bilmiyorum. Soranlar oldu gerçekten. Zaten efendim inanılmazdı. Böyle bir lezzet olamaz. Hakikaten çok güzeldi. Şimdi benim kısırım hazır. Bir dakika Duygucuğum, hemen şuradan bir kabımı getireyim. Sana bu kullandığım kaşığımla bir tattırmak istiyorum. Bakalım hoşuna gidecek mi, ama tuzu eksik Tuğçe, hı-hı, şöyle böyle diye bana söyle. Tamam tabii mı? Ki. Başka bir kaşık alayım ve servis tabağına şuradan koyayım. Küçük. Ha, bunu kullanabilirsin. Tamam. Ben şimdi başka bir kaşıkla buraya koyacağım. Muhteşem. Samimi söyle gerçekten. Vallahi. Tuzu vesaire nasıl? Çok güzel. Acısı yerinde da mi? Yerinde. Hı. Rahatsız muhteşem etmedi yani değil mi? Yani karnabahar deseler inanmam gerçekten. Vallahi mı? Gerçekten. Aa, çok sevindim, güzel. Sevindim. Evet işte efendim, bu kadar. Muhteşem. Tek yapmanız gereken soğanlarımızı kavurmak, karnabaharda rondodan çekmek ve yeşillikleri, dilediğiniz yeşillikleri birbirine karıştırmak. Çok İşte güzel. Diğerleri zaten kısırın aynısı yani, evet, diğer işlemler. Afiyet olsun Duygucuğum. Çok teşekkür ederim. Sen bir taraftan yerken senin yapacağın ilk tarif olan neydi? Kubbe pastamız. O kadar üzerine konuştuk. Onun malzeme listesini seyircilerimize paylaşalım. Evde yapabileceğiniz, tabii, yaza uygun, keyifli bir pastaymış. Duygu öyle olduğunu söyledi. Ekrana geliyor efendim. Bakalım neler varmış içinde. 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 5 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ,
İç harcı için dondurulmuş vişne, 400 gram krema, 400 gram bitter çikolata ve dondurma. Bu kadar. Evet, evet. Duygucuğum, ne yapıyoruz? Ben hala koymaya devam ediyorum. Şimdi kekimizi başlayalım. Malzemelerimizi. Ne aradın? Şuradan bir çırpma teli alayım kendime. Evet. İlk önce kekimizi yaparak evet. başlıyoruz değil mi? Evet. Önce yumurta ve sıvı malzemelerle başlıyorum ben. Hepsini karıştıracağız. Güzelce. Evet. Bu arada sen keki hazırda getirmişsin. Evet. Evet. Olsun, kabuk düşer. Hiçbir şey olmaz. Evet. Üç yumurtamız var. Üç yumurtamız var. Hı-hı. Sütümüz. Sütümüz. Hı-hı. Yağımız. Sıvıyağımız. Sıvı yağ. Şunları bir karıştıralım. Evet, sıvılar bir karışsın birbirine. Arkadaş olsunlar. geçtiğimiz günlerde mutfağımıza Claudio diye bir şefimiz gelmişti. Claudio Kinali. Ondan böyle güzel bir tanımlama öğrendim aslında. Bütün malzemeler arkadaş olsunlar, kaynaşsınlar. Evet, gerçekten güzel. Gerçekten öyleydi. Evet. Efendim, şimdi 3 yumurtamızı, sütümüzü, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvıya ilave ettik. Şekerimizi şimdi şekerimizi ekliyorum. Koyuyoruz. Ben şuradan malzemeleri alayım. Kullandıklarını Duygucuğum bana doğru gönderirsen tamam. sevinirim. Evet, kek hamurumuz şu an bu kıvamda olacak. Evet. Evet. Bir kez daha böyle gösterelim mi seyircilerimize tabii. Duygucuğum? Böyle bir kıvamı olacak. Evet. Gayet güzel karıştılar. Gayet güzel. Şimdi? Şimdi ben çember getirdim bir tane ya da evde olan kek kalıplarından herhangi bir tanesini. Kelepçeli olursa çok da iyi olur. Evet. Evet, al canım. Şöyle ben kalıbımıza uygun boyutta bir tane getirdim. Hı hı. Çemberler de çok önemli pastacılıkta değil evet, mi? Evet, bizim bayağı önemli en önemli yani. Ekipmanlarımızdan biri. Evet. Böyle bir spatula ile biz bunu hemen boşaltabiliriz. Al güzelim. Teşekkürler. Bu da bir sistem gerçekten. Yöntem yani. Böyle tutmak değil mi? Evet. Yardımcı olmam ister misin? Göremiyorsun eğer. Şöyle. İstersen halledeyim ben. Bu spatula da çok önemli değil mi? Tüm evet. malzemeyi iyice sıyırmamızı sağlıyor hakikaten. Daha var buralarda. O kadar güzel kokuyor ki. Şu an yaşadığım ızdırabı sizlere anlatamam efendim. Kakao burnumun dibinde. Evet. Tamam.
Şunu da sıyırayım. Bitti. Değil mi? Evet. Yani şu an çiğ çiğ dışarıya taşırdık bak. Evet. Olsun, sorun değil. Şöyle kenara alayım. Ne yapacağız şimdi Duygu? Şimdi bunu önceden ısıtılmış fırınımıza. Kaç derece? Yaklaşık 160-170 derece diyeyim. 160-170 derecede önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Senin fırın ortalama kaç dakikada sürede pişiyor? Yani yaklaşık yarım saatle 40 dakika arasında pişiyor. Arasında pişiyor, tamam. Evet. Evet, evet efendim. Ne yapıyoruz? Çekimiz pişerken bir sosumuzu hazırlayalım. Hazırlayalım canım. Her yerde çikolata yaptık. Bir taraftan da ben de temizlikteyim. Evet canım. Şimdi bir tencerede kremamızı ısıtacağız. Daha sonra çikolataları içine ekleyeceğiz. Bu tencere yani bu sos tavası uygundur değil mi? Hemen benimkini. Dolapta soğumaya alalım ki pasta hazırlanana kadar soğusun. Soğusun. Ocağımızın altını açtık. Evet. Evet güzelim. Kremamızı birazcık kaynama noktasına getirip ardından hemen çikolatasını içine koyacağız değil mi? Evet. Alayım ben. Sana çikolatayı getireyim mi? Tamam, hatta elimizle beraber bölebiliriz. Bölelim, biraz küçültelim. Şunu kenara alacağım. Biraz bölelim bence de. Kolay erisin. Yani kremayla gramaj olarak çikolatanın gramajı birebir değil değil mi? Birebir mi? Evet. Birebir evet. mi? Tamam. O önemli bir detay mıdır? Evet, yani yoğunluk bakımında. Birebir olması gerekiyor. Evet. Tamam. Kaynama noktasına geldi aslında. Biraz fokurdamaya başladı. Atayım mı içine? Tamam. Ocaktan alıp. Ocaktan alalım ki haşlanmasın. Tamam. Atıyorum o zaman içine. Evet. Bitti. Çikolatalarımızı da kremamızın içine koyuyoruz. Evet. Bir yandan karıştırmak istersen ben şöyle de dökeyim. Daha dondurmaya ihtiyacımız yok değil mi? O son aşamada daha evet, kekimiz pişecek de kremamızı halledeceğiz de. Tamam. Çünkü daha bunun soğuması da gerekiyor. Evet. Değil mi? Dolapta soğutacağız. En son üstünden böyle sos akacak. Ay işte o kestaneli'de de yaptığımız gibi. Evet. Aha. Evet. Yeter mi bu kadar çikolata? Tamam. Yeter. İstersen al. Tamam. Sen daha farklı bir eritme yöntemin varsa pasta ucumuza bırakalım. İçini peki böyle vişnelerle mi renklendireceğiz? Ne evet. Üç renk dondurma kullanacağız. Donmuş vişneleri mi? Ben tabii ki vişne çok sevdiğim için vişne seçtim. Muhteşem. Ben de çok seviyorum. Ve bana gittiğim bir beslenme uzmanı akşamları yaz ayında gitmiştim. Vişne tüket dedi. İstediğin kadar vişne ye dedi. Şeker oranı düşükmüş vişnenin. Evet, bayağı. Evet. O yüzden vişne tüketebilirsiniz efendim. Mevsimi çok kısa biliyorum ama işte o mevsiminde böyle stoklayalım dip frizlere. Mis gibi çıkarıp yiyelim. Hele değil bitter mi? Çikolatayla. Muhteşem yakışıyor vişne, hakikaten. Muhteşem ikili. Ben vişneye brownie'ye de bayılıyorum. Ay ben de gerçekten. Şimdi o yüzden böyle biraz çalıyorum malzemenden ama canım çekti yani yemek istedim. Bu arada ben dükkanda vişneli unsuz kek de yapıyorum. O da çok seviliyor. Sen ilk geldiğinde bana öyle bir şey yapmamış mıydın? Evet, o toz bademli hurmalı bir unsuz toz kek. Toz bademli hurmalı evet, mıydı? O hem unsuz hem şekersizdi. Bak Tuğçe'nin mutfağının yeni sezondaki ilk bölümlerinden biriydi senin gelişin. Evet, unutmamışım. Evet. Çok güzel bir kekti çünkü. Hakikaten. Böyle. İyice eridi. Evet. İyice. Şimdi dolaba gönderelim mi bunu? Tabii. Şöyle son bir daha karıştırayım. Tamam güzelim. Kıvamı bu. Evet. Yoğunluğu şöyle. Bu. Evet. Şimdi o zaman pastaya bir ara veriyoruz anladığım kadarıyla. Değil evet, mi? Evet. Kekimiz pişsin. Kekimiz hazır. O çok önemli değil ama sosumuzun soğuması evet. gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Sonra tekrar sosumuz soğuduktan sonra birleştireceğiz malzemeleri. Evet o zaman ben dolaba göndereyim. Onu tamam. dolaba gönderirken bunu kullanacağız tekrar. İkinci efendim tarifimiz olan ne yapıyorduk ikinci tarifimiz? Böyle elmalı çıtırlardı. Elmalı çıtırların malzeme listesi burada.
elmalı çıtır, 1 paket baklavalık yufka, 5 adet elma, 160 gram ceviz içi, toz esmer şeker, toz şeker, tereyağı ve tarçınımız var. Evet Duygucuğum. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi elmaları mı soyuyoruz? Elmaları soyuyoruz, dilimliyoruz. Ondan sonra şeker ve tereyağıyla bir tencerede bunları kızartacağız. Kızartmak da evet. Yok şey öldüreceğiz elmaları. Evet. Sonra evet. Tarçın ve ceviz içi ekleyeceğiz. İçimiz hazır olacak. Hazır olacak. Tamam. Daha sonra baklavalık yufkamızı birkaç kat aralarını hafif yağlayacağız. İçine buharcı koyup rulo olarak saracağız. Ve işte ve kızartma işlemi orada olacak. Tamam. O zaman elmalarımızı soyalım biz yavaştan. Meyve bıçaklarımızla. Kaç tane elma yapalım? 5 tane elma. 5 tane elma. Yani daha da az yapabiliriz. Yok yapabiliriz. Vaktimiz var. Vaktimiz varken işlemlerimizi yapalım efendim. Şu anda dükkandaki en favori, en çok satılan şey ne? En çok satılan tescilin almış olduğumuz sweet burger. Daha önce zaten birkaç kere mevzusu geçmişti. Ve bir cheesecake. İspanyol cheesecake diyeyim. Ha İspanyol cheesecake. Evet. Evet, sweet burger yani bir tane ben senin sosyal medya hesabında görmüştüm böyle hamburger gibi. Evet. Bayağı yani hamburger şeklinde o pastacı kreması falan taşıyordu İçinde değil mi? İçinde çilekleri, köfte yerine çikolatası. Tasarım olarak tescilini aldık. Hah, tescilini de aldım. Evet, sana ait bir. Aa ne güzel, ne güzel. Ben de bir gün gelip bir gelemedim yanına ya. O kadar da yakınım halbuki yani. İlk fırsatta dükkana. Bekliyorum. Evet artık. İnşallah geleceğim. Bu arada elmalarımızı da soyuyoruz evet. Efendim bir taraftan. Şöyle yanına koyuyorum güzelim. Tamam. Elmalı çıtır yapıyoruz efendim. Elmalarımızla böyle aynı elmalı kurabiye yapar gibi. Böyle biraz karamelize edeceğiz. Esmer şeker, beyaz şeker, tereyağı ve tarçınla ve ceviz ekleyeceğiz zannediyorum. Sonra evet. Baklavalık hamurların içine koyacağız harcımızı bir güzel yağda kızartacağız. Evet. Bayağı lezzetli bir şey çıkacak ortaya. Evet. Elma ve tarçın da ayrı bir ikili benim için. Bence de öyle. Çok yakışıyorlar. Çikolata ve vişneden sonra. Bu arada mesela benim anneannem çok elma severdi. Allah rahmet eylesin. Tahinle yerdi. Böyle tahini kaseye koyardı. Batırırdı elmayı. Tahini öyle yerdi. Evet, o da çok güzel. Çok yakışıyor. Aklınızda olsun. Bal kabağıyla çok yiyen var ama elmayla da gerçekten. Yani evet bal kabağıyla zaten evet meşhur. Ama elmayla da çok yakışıyor hakikaten. Evet. Ben şöyle dilimlemeye başlıyorum. Tamam güzelim. Buyurunuz. Ben şu kabuklarımız, bu kabuklarımızı yüzümüze mi sürsek acaba? Göz altlarımıza falan. Gizem sen dememiş miydin elma kabuğu diye? Ay dur süreyim aklımda şu anda. Şey oldu da benim yanmış değilim ve lekesi geçmiyor. Bari elma kabuğunu bulmuşken tutayım. Hı. Öyle bir yandan yemek yapıyoruz bir yandan tedavi yapıyoruz. İşte bir yandan da öyle. Küçük küçük küp küp doğruyoruz. Evet. Bence bu kadar elma yeter bu arada. Güzelce. Hepsi hazır. Ben de şunları da böleyim. Ben bunları atabilirim. Tereyağını koymadan mı? Hepsini birlikte atacağım birazcık. Birlikte atacaksın. Evet. Tamam canım. Ben de kalanları ekleyeyim. Burada da var birkaç tane daha. Evet ocağımızın altını açalım mı? Tabii. O değil ben açayım istersen. Efendim bu bazen ocak bizi üzüyor. Tamam tereyağımızı verdim. Tamam. Bir de şekeri. Esmer. Normal beyaz şeker. Esmerle beyaz da ekleyebiliriz. Ben kızarttıktan sonra esmer şeker ve tarçını üstüne bulayacağım. Ya da üstüne de serpebiliriz. O rengi versin biraz. Kahverengi rengi alalım diye. Tamam canım. Ne aradım? Tahta kaşık aradım bence. Evet efendim. Böyle elmalı çıtırlar yapıyoruz. Baklava hamurumuz burada ama iç harcını hazırlıyoruz. Şu anda yeşil elmalarımızı küp küp doğradık. Tenceremize aldık. Şekerleri koyduk üzerine. Şimdi şeker erisin. Biraz tereyağı ilave edeceksin zannediyorum. Sonra da tarçın. Sonra da tarçın ve esmer şeker koyacağız. Oh mis gibi bir tarif bizi bekliyor. Sonra da bir güzel kızartacağız. Sonra da yiyeceğiz. Kalorileri alacağız. Oh maşallah. Duygu sen gelince hep kalori alıyoruz. Duygu benim öyle güzel şeyler geçiyor vallahi. Hayatım böyle.
öyle geçiyor tatlılarla. Ben seni zayıflamış gördüm. Ay, duygu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten oldu mu öyle evet, bir şey? Evet, diyenler oluyor bu evet, ara. Evet. Vallahi zayıflamış gördüm, ne yalan dikkat söyleyeyim. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ama senin işin de zor yani. Hani sürekli evet. Mutfakta tatlılar, pastalar, işte hamur işleri evet, bayağı zor. Evet, bir an ya. Gözüm dönüp böyle pastaları yiyorum. Evet. Yani dayanamıyorum. Haklı hep içinde olarak. Olunca. Çikolatalı mı pastayım daha çok seviyorsun, evet. Meyveli mi? Ben yani ekşi olması lazım benim için. Böyle çikolatalıysa da vişneli, böğürtlenli, frambuazlı ya da meyveli. Ben de mesela çikolatalı pastadan ziyade mutlaka bir beyaz pasta kreması, evet. Pastacı kreması ay. Ve meyveler. Mesela çilek. Muzlu çok seviyorum. Çilekli çok seviyorum. Ben de. Peki son dönemlerde bu naked cake'ler mi daha moda? Evet, canlı çiçekler ziyade. Ve naked keklerle daha çok nişan ve düğün pastaları yapıyorsunuz. Moda, evet. Evet, canlı çiçekler bayağı nişanlarda, düğünlerde artık evet. Moda olmaya başladı. Ne oldu biliyor musun artık bence hayatımızın her alanında daha doğal olana karşı bir ilgi oluştu. Evet, kesinlikle. Bence doğru olan da bu. Bütün o... yapaylığa karşı bir duruş aslında evet, sergilenir nerede oldu. Nerede sade ve doğal varsa bravo, ona doğru öyle. Bir dönüş. Makyajda da öyle oldu. Yani trendler de öyle. Kıyafetler modaya da yansıdı. Bu o yüzden işte pastacılığa da yansıdı. Evet. Sade şıklık efendim. Evet. Şekerler eridi. Elmalarımız yumuşuyor yavaş yavaş. Biraz sonra tereyağını ekleyeceğim. Elmaları yumuşatıyoruz değil evet. Mi? Evet. Buradaki işlemimiz bu. Elmanın da şeker de ilave ederek elmanın da şekerini iyice bırakmasını böyle sağlıyoruz. Evet. Birazdan tereyağımız devreye girecek efendim. Ardından da cevizimiz, esmer şekerimiz ve tarçınımız değil mi? Evet. Aslında esmer şekeri hiç de eklemeyebiliriz. Kızardıktan sonra üstüne serpebiliriz. Ha, tamamen. Tercih meselesi. Tamam canım. Böyle çıtır çıtır bir tat olacak. Tat olacak. Bu arada bir fırına gidelim diyorum ben yani. Bakalım. Ben gideyim bir kekimizi açabilir miyim? Tabii eğer kabardıysa açalım. Bence kabarmış. Evet, kabarıyor. Evet. Kekimizi şöyle bir seyircilerimize de gösterelim ama daha, daha var. Daha da var daha zaman. Sallanıyor evet. Çünkü. Daha da kabaracak o. Evet. Daha da kabaracak. Ama zaten hazırı var bizde. Orada bekliyor. Bir taraftan da sosumuz soğuyordu. Elmalı çıtırlarımız bitsin. Sonra pastamızı hallederiz. Evet. Bitiririz pastamızı. Ardından da günün son tarifi olan salatamıza geçiş geçeceğiz. Yaparız Duygucuğum. Evet. Ekleyeyim mi tereyağını? Tamam. Atalım. Hı-hı. Şöyle. Evet. Şurada azıcık kaldı alabilir misin? Bunu alalım. Tereyağımızı da koyduk. Açayım mı? Evet evet iyice açabiliriz. Biraz suyunu çektireceksin evet. Herhalde değil mi açarak? Ben bununla ilgilenebilirim. Yapmam gereken başka bir işlem var mı? Tamam. Şu anda. Birazcık bekleyeceğiz. Dediğim gibi tarçını ve cevizi ilave edeceğiz daha sonra. Ha, şu an suyunun çekmesini bekliyoruz aslında evet. Efendim. Ben de baklavalık yufkaları açmaya başlayabilirim. Başlayabilirsin. Evet. O yüzden dedim ben de iki el yapalım halledelim diye. Baklavalık yufkaların da hassaslığı. Evet, gerçekten incecik. İncecik, korkutuyor. Hemen de kuruyor. Evet. Oh, tereyağı da mis gibi koktu. Evet. Peki bunu rendeleyip yapsak? O mesela da olur elmayı. Tabii ki. Ben biraz daha ağza gelsin diye hani. Ha, dişe gelsin evet. İstiyorsun. Tamam, güzel. Ama elmalar bayağı yumuşadı bu evet. Arada. Böyle biliyoruz, böyle rahatlıkla kaşığın yardımıyla. Şimdi... Birkaç kat üst üste koyacağız ama hı-hı. Araya birazcık sıvı yağ süreceğiz ki tamam. Hani birbirine yapışsın. Şöyle yağ veriyorum sana. Bir de kase vereyim yağımızı boşaltalım tamam. İstersen. Sonra sigara böreği gibi saracağız bunu. Saracağız tamam. Yağ koydum tamam. Fırçamız da burada. Efendim bir taraftan... Kubbe pastamızın keki fırında pişiyor ama hazır da elimizde var. Sağ olsun Duygu yapmış getirmiş. Ama sosu dolapta soğuyor.
Şimdi de bir taraftan birazdan tüm malzemeleri birleştireceğiz. Dondurma, vişne ve sosuyla birlikte yardımcı olayım istersen. Tabii. Bir taraftan da elmalı çıtırlarımızı yapıyoruz. Ne yaptık? Elmalarımızı soyduk, küp küp doğradık. Tenceremizi aldık. Beyaz şekerle yumuşattık elmalarımızı. Ardından tereyağını ilave ettik. Şu anda gördüğünüz gibi tencerede suyunun çekmesini bekliyoruz. Ama Duygucuğum da bir taraftan baklavalık hamurların her bir katını sıvı yağ ile yağlıyorsun değil mi? Evet. İki katta bir mi yağlayacaksın? Bu alt katını her yağladı katı mı? Çok her azıcık birbirine yapışması için yağladı. Birbirine yapıştırıyorsun baklavalık hamurları. Evet. Tamam. O kadar ince ki gerçekten. Evet ya, korkarak yaklaşıyorum ben de. Ve hemen kuruyor. Yani kullanacağımız zaman çıkarmamız evet, lazım. Hep üstünü kapalı tutup. Üstünü kapalı tutmak lazım. Hakikaten öyle. Şu an üçüncü kattayım. Bir kat daha yaparsak tamamdır. Tamamdır. Dört kat. Hı. Tarçın ilave edeyim mi? Tamam, tarçını. Elmalarımıza tarçını da ilave ediyoruz. Hepsini koyayım mı Duygucuğum? Birazını ayıralım üstü için. Üstü için, tamam. Elma ve tarçın. Oh, oh. Muhteşem. Koku gelmeye başladı zaten. Geldi. Evet. Bu kadar ayırdım. Üstünde kullanırız. Esmer şekeri ve tarçının bir kısmını üzerini süslemek için kullanacağız efendim. Bayağı da sulandı ha Duygu. Evet. Böyle mi oluyor? Evet. Sonra sulanıyor. Çekilecek. Tamam. Yumuşadı zaten çok güzel. Bayağı yumuşadı. Elmalar. Bir yandan da karamelize oluyor. Evet. İyice karıştırıyorum. Evet. Cevizimizden de biraz ekleyebiliriz. Tamam. Üstü için yine ayıracak mıyız? Yok, yani hayır. Süslemek için. Gerek. Tamam. İçi bol cevizli. Bol cevizli olsun. Elma, tarçın, ceviz zaten birbirine çok yakışan evet, bir üçlü. Annemin yaptığı elmalı kurabiyesinde de hep bunu kullanır. O klasik bol pudra şekerli elmalı kurabiye vardır evet, ya. Hepsini ilave edeyim mi cevizi? Tamam. Evet. Cevizimizi de koyduk efendim, dövülmüş. Şöyle bir daha bir karıştıralım. Zaten çekmeye de başladı evet, suyunu. Birazcık daha karışsın. Çeksin mi biraz daha? Birazcık daha çeksin. Tamam. Ondan sonra hemen sarmaya başlayalım. Kaç katı oldu şimdi? Dört katı oldu. Dört katı oldu. Her kata birazcık sıvı yağ sürdüm. Tamam. İstersen bir tane daha hazırlayalım o tamam, içini çekene kadar. Onu kenara alıp. Aha. Hem içini çeker hem de ikinci çıtırı da hazırlamış evet, oluruz. Bayağı elmalarımız yumuşacık oldu efendim. Mis gibi. Dört kat baklava hamurumuzun her katına sıvı yağımızla sürüyoruz. Üçüncü katta mısın? İkideyim şu an. İkidesin. Tamam. Üçe geçeceğim. Tamam güzelim. Oh. Bu kadar güzel kokuyor. Ay bir lokma alacağım. Ay yani gerçekten çok güzel koktu. Sen de vereyim mi? Valla hayır diyemeyeceğim. Hayır diyemeyeceğim. Önce kısırla açılışı yaptık, sonra evet, tatlıdan devam. Al Duygucuğum, üfle ama. Yanma. Değil mi? Muhteşem. Ben de yiyeceğim. Dayanamıyorum. Bugün rejimde değil, yiyebilirim. %100 ekşi elma olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü o tatlı ekşi tadı alıyorsun. Evet, baymıyor da tam ayar. Bravo. Ve bence %100. Ay enerjim yerine kıvamı geldi. Kıvamı da çok güzel. Birazcık ağza geliyor. Eğer çok yumuşak püre gibi olursa o da olmuyor. O tatmini evet, vermiyor diyorsun. Ben kapatıyorum artık. Evet. Evet. Ne yapayım son Duygucuğum? Son katı da çıkalım mı şöyle? Dördüncü katı da koyuyorum. Koy koy. Tabii ki. Oh efendim o kadar güzel ki. Nerede benim? Bir tane daha çatal alayım şuradan. Yemek istiyorum yani. Ya da kaşık alayım daha fazla yiyeyim. İşte bunların içinde olunca arkadaşlarım bana bir hediye almıştı. Buzdolabının üstüne bir magnet. Üstünde de ne yazıyordu? Diyete hep aynı gün başlarım yarın. Yarın. Evet. Evet yarın. Ya her pazartesi işte. Evet. Her pazartesi. Tamam. İkinci yufka da hazır. Bitti. Buyurunuz.
Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir kaşık yardımıyla. Bir kaşık daha verelim sana. Buyur şekerim. Ben de yemeye devam ediyorum. Çok güzel çünkü. Elmalı çıtırlar. Evet. Ben de diyorum ki bir taraftan kızartacağımız yağımızı ocağa alalım. Kızdıralım mı? Tabii. Şimdi içine koyuyorsun. Evet, sigara böreğinin biraz büyüğü gibi diyebiliriz aslında. Sigara böreğinin biraz büyüğü. Daha da büyük, evet. Evet. Şimdi. Tamam. Şimdi. Şimdi şöyle yapıp. Şu yanları kenarlarından kapatıyoruz. Ben de yardımcı olayım istersen. Evet. Şurayı da aldım güzelim. Mutfak işleri. Mutlaka bir asistan istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Şöyle biraz daha yapışması için yine yağ sürüyorum. Aha, bu ne güzel yenir şimdi. Ay Allah'ım işte bizim işimiz de zor efendim. Böyle lezzetler. Senin işin benden zor. Evet. Benimki senden zor. Gerçekten öyle. Şöyle hazır. Hazır. Şimdi ben de bunu sarayım Duygucuğum. Tamam. Ama bir taraftan da günün son tarifine de geçelim ki zamanımızı iyi kullanalım. Daha kekimizi süsleyeceğiz. Günün son tarifi adını koymakta zorlandığım. Sen ne diyorsun Duygu bilmiyorum ama. Tost ekmeğinden pasta da diyebiliriz aslında. Tost ekmeğinden pasta ama tuzlu bir pasta tuzlu bir efendim. Pasta. Evet, malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bir taraftan da bu çıtırlarımızı dolduruyorum ben. Çünkü kızartacağız yağda. Tost ekmeği pastasında 1 paket tost ekmeği, 2 paket süzme yoğurt, 4 yemek kaşığı mayonez, 1 demet dereotu, 5 diş sarımsak. Üzeri için rendelenmiş havuç, salatalık ve taze soğanımız var. Evet, bu kadar değil mi? Evet. Duygucuğum, ne ihtiyacım var? Tabağa mı ihtiyacım güzel var şu anda? Güzel bir tabak baton şeklinde, evet. Ha baton? Baton şeklinde yapacağız, o çok güzel olur. Tamam. Evet. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi elimizde süzme yoğurdumuz, mayonezimiz var. Aslında haydari gibi düşünebilirsiniz ana harcını. Harcını. Dereotu ve sarımsak. Tamam. Bunları karıştıracağım. Tamam canım. Tost ekmeklerin arasına süreceğiz bunları. Ben dereotlarından başlıyorum şimdi. Başla. Ben de bir taraftan hala bizim çıtırları sarmaya devam ediyorum. Çok azimliyim efendim. Bu çıtıra kafayı taktım. Yağımız da kızıyor bir taraftan. Şimdi artık kızartmaya atabilir miyim Duygucuğum hepsini? Evet, yağ kızdıysa. Yağ kızmıştır artık. Evet, vallahi çok da güzel yaptım ha. Bu benim eserim. Oo, muhteşem oldu. Olmuş valla. Şöyle koydum. Bak açıldı biraz ama. Ne olacak o? Hemen. Şöyle. Bir zararı olur mu bu açılmanın? Yok. O kadar yağlı yapıştırmamıza rağmen o kadar açıldı. İnce ki. Çok ince işte, hassas. Evet, diğerlerini de koyayım. Hemen yağ görünce böyle bir açılma yaşadı. Güzelce kızartacağız. Evet, sen şimdi malzemeleri doğruyorsun bir taraftan. Dereotunun kokusu da ayrı gelmeye başladı. Dereotu ya bilmiyorum çok sevmeyen var aslında çünkü biraz aromatik yani aroması yoğun bir yeşillik. Ama bence hem çok faydalı hem de özellikle enginar ve kabak bence evet, inanılmaz yakışıyor değil mi? Evet. Evet. Bu arada ben de bir taraftan kekimizi de getiriyorum. Ben dereotunu küçük doğradım. Şimdi sarımsakları kesiyorum. Tamam canım. Ben de bir taraftan hem keki organize ediyorum. Tamam. Hem de kızartma işlemimi yapıyorum. Tamam mı Duygucuğum? Bu arada fırınımızda kekimiz de pişti. Vişnemiz lazım kekimiz için. Başka bir şey de lazım değil değil mi? Bir de dondurma. Dondurmamız. Şimdi ben de bir yardım edeyim sana. Ne yapayım? Şimdi aslında bir kaba çok az yoğurttan ayırabiliriz dışını süslemek için.
Ha. İçine dereotu koyacağım çünkü. Tamam. Bir dakika, çok önemli bir işim var Duygucuğum. Burada ters çeviriyorum çıtırlarımızı. Nasıl? Çıtır çıtır oluyorlar, evet, değil mi? Evet, oldu vallahi, oldu. Her gün yağ kokuyorum efendim, bir bilseniz. Her gün nasıl yağ koktuğumu. Evet. Oh, şöyle güzelce çevirelim. Mis gibi. Şunu tam döndüremediğim için bir sıkıntı yaşıyorum. O kadar hassas ki baklava hamuru. Hemen kendini bırakıyor Duygu. İncecik. Hemen kendini bırakıyor. Gerçekten öyle. Sen şimdi bir kaseye yoğurttan ayırmamı istiyorsun değil mi Duygucuğum? Evet. Dışında dereotu değil de böyle beyaz yani, gözüksün. Fazlaca mı ayıracağız? Ona göre bir kase getireceğim. Evet, yani yarısından biraz daha azını ayırabiliriz. Dışını sıvamak için diyorsun. Evet. Şuradan bir kaşık rica edeceğim. Tabii ki. Şimdi ben tost ekmeklerini dizmeye başlayayım. Lütfen. Pastacıdan tuzlu pasta. Evet, yine gerçekten. Pasta. Her şekilde evet, pasta. Bir şekilde pasta. Bu kadar yeter mi acaba? Tamam. Şöyle ayırdım evet, ben sana. Hem tamam, içi hem de dışı için. Tamam. Evet, güzelim. Tamam. Şimdi bunu alayım ben. Bu dışı içinde. Tamam, o zaman biraz daha şey yapayım. Tamam. Al canım. Süsleme olunca konu şimdi. Evet, evet. Bu. Tamam. Senin uzmanlık alanı. Şimdi süzme yoğurdumuz var. Hı-hı. Onun içine mayonezimizi ekliyorum. Hı-hı. Süzme yoğurdumuzun içine evet mayonezimiz ekleniyor. Güzelce çırpılıyor. Hı-hı. Şöyle. Sonra dereotu ve sarımsakları koyuyorum. Ben bolca koydum gerçekten içine. Evet. Mis gibi kokuyor. Sarımsak bunda çok önemli. Gerçekten hani bol olunca ayrı bir tat oluyor. İçine birazcık tuz ekleyebiliriz. Hemen ekliyorum. Tamam. Evet. Tuzumuzu da ilave ettik. Ben de bir taraftan şu çıtırlarımızı... Oh, elmalar çıtırlıyor gerçekten. Evet. Artık ocağı kapatıp onları alacağım. Tamam. Çünkü o kadar güzel kızardı ki hatta şu kağıt havluyu bir sereyim. Yağını da atalım fazla yağını. Ben şimdi tost ekmeklerimizi hatta tost ekmeklerini koymadan çok az bir harç sürüyorum ki ekmekler kaymasın. Kaymasın diye. Şöyle. Tamam canım. Efendim ben de bu kızarttığımız çıtır elmaları şöyle peçetenin üzerine aldım bir yağını. Oo. Değil mi? Evet. Oh 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 oh, var ya bu muhteşem bir şey. Sinir bozacak kadar evet, muhteşem hatta ki. Oh. İşte baklava hamuru olunca ama sadece birazcık ne oluyor? Dağılıyor. Bu kadar yeterli olacak. Ben bir yandan pastaya başladım. Evet. Tuzlu pasta. Ya sevgilim Özge, Özge'nin oltası da böyle çok güzel bir tarif yapmıştı. O da yumurtayı. Öyle mi? Evet, yumurtanın beyazıyla akını rondodan çekmişti. Bayağı un haline getirip böyle sıra sıra kıtır ekmekleri dizmişti o. Böyle verev şekilde bir sarısı, bir beyazı, bir dereotu, yoğurt böyle bir güzel bir pasta yapmıştı. Ay çok güzel. Ama tek sıra halinde böyle katlı yapmamıştı. Evet. Şimdi yine. Yine böyle. Sen yapman gereken o tarafta başka işlem varsa Duygucuğum tamam, onu da halledebilirsin. Süsleme için doğramaya başlayayım ben o zaman. Tamam canım. Evet başlayabiliriz. Dört kat yapacağız bunu. Tamam, ben yapıyorum bunu. Şöyle taze soğanlarımız var. Şunların yeşillikleri özellikle süs için çok önemli bizim için. Yeşilliklerini evet, kullanacağız. Tamamdır. Şu yeşillikleri ayırıyorum. Daha pastamızı süsleyeceğiz. Evet. Duygucuğum, o yüzden. Ben dördüncü katımızı da koyuyorum. Tamam.
Hı. Renk vermesi açısından havuç. Bir yandan mısır ve yeşil rengarenk bir pasta olacak. Evet. Şimdi bir kat daha buraya çıkıyor muyum? Evet. O olsun, ondan sonra sıvayacağız onu. Tamam, ekmeklerimiz canım. Bitti. Tamam. Evet efendim. Bu kekimizin üstüne de çikolatamızı akıtacağız. Ardından vişnelerle mi süsleyeceğiz? Dondurmaları koyacağız. Dondurmaları evet. Koyacağız. Hı-hı. Tamam. Şimdi sıvama işlemine mi geçiyoruz? Evet. Sana sıvanı mı vermekten? Spatulamı. Evet. Küçük spatulamla evet, sıvayabiliriz. Al güzelim. Teşekkür ederim. O zaman ben sıvarken şöyle turşuları ben devireyim. Tabii ki. Şimdi her katına dereotlu, mayonezli, yoğurtlu karışımımızı koyduk. Evet. Şimdi sıvama işlemini pasta yapıyoruz. Pasta gibi bunu sıvayacağız. Hı hı. Evet. Ve süslemek için de taze soğan, havuç ve kornişon turşu kullanacağız. Evet. Güzelce pastası var gibi. Duygucuğum her lezzetini bir şekilde pastayla örtüştürüyorsun. Evet, bir şekilde pastaya dönüyor neden? Pastaya olan aşkımızdan evet. Kaynaklanıyor herhalde diye düşünüyorum. Tatlı olmasa da tuzlu her şekilde bir pasta çıkıyor ortaya. Çıkıyor ortaya hakikaten öyle. Oh mis. Var ya şu çıtır. Elmaları yememek için. Ben de şu an zor tutuyorum. Bir zor tutuyorum ki efendim. Hakikaten. Kekimizle de ilgili efendim onu sunum aşamasında göreceksiniz. Biraz sürprizli olacak kekimiz. O yaptığımız kremamızı, sosumuzu bir güzelce böyle bir akıtacağız değil mi her tarafından? Ama tabii önce içindeki sürpriz dondurmaları yerleştireceğiz. 3 çeşit dondurmamız olacak değil mi? Ay mis gibi mis gibi ve vişnelerle de böyle bitter çikolata vişne uyumunu da yakalayacağız. Yani birazdan sunum aşamasında sizleri çok acayip bir görüntü ve lezzet bekliyor aynı zamanda. Evet. Evet ay süsleme kısmını da çok merak ediyorum. Bayağı pasta. Tuzlu pasta. Evet. Yoğurtlu pasta. Yani istenirse buna labne peyniri de eklenebilir. Hatta çeşit çok. Eklenirse labne biraz daha koyu bir kıvam olur. Belki sıvamak bile daha rahat olabilir değil mi? Tabii. Daha tok durabilir. Hatta istenirse bu krema torbaları süsleri var. Onlarla da böyle süslenebilir. Evet. Şimdi. Mesela ben şimdi şöyle şunları biraz daha kesin. Şöyle bunları koyacağım. Aa muhteşem. Ön tarafına. Aha. Aa çok şöyle. Başarılı buldum. Böyle böyle evet. Değil mi? Çok güzel. Eğlenceli. Birazdan efendim daha detaylı detaylı göreceksiniz. Böyle çit yaptık evet, aslında. Evet biraz çit yaptık. Çit soğandan yaptık. Çit. Aha. Şimdi. Şurada da var bir tane hemen. Şuraya. Evet. Boşlukları dolduralım. Evet. Şimdi. Artık süslemesi bence böyle havuç. Buraları havuç mu koyalım? Evet. Sırayla koyabiliriz. Böyle birkaç havuç. Şöyle mesela. Bundan da devam edelim diyorsun. Ay çok tatlı oldu. Bayıldım. Şöyle. Bayıldım. Sonra ne gelsin? Turuncudan sonra sarı bence. Sarı gelsin, mısır gelsin. Şöyle. Şahane. Şöyle çevirelim hatta. Şöyle ben bu tarafını kornişon turşularla tamam. Kaşık mı istiyorsun canım? Evet. Evet. Al canım. Efendim biz bir taraftan süslüyoruz. Ortaya mısırları koyduk. Sonunu da kornişon turşuyla bitireceğiz. Şahane bir pasta yaptık sizlere. Bir tek kekimiz kaldı. Sunumda yine onu da sizlerle paylaşacağız. Bakalım birazdan hangi lezzetlerle karşınızda olacağız. Evet.
Evet efendim, şimdi pastamızı yapıyoruz. Pastanın tüm aşamalarını sağ olsun Duygu daha önce getirdi. Çünkü donması gerekiyor, soğuması gerekiyor vesaire vesaire. Ama yapımını gösteriyoruz. Evet. Şimdi keklerimizi böldük. Kekimiz pişti. İki parça bölüyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir kubbe bir kabın içine streç koyduk. Evet. Daha sonra kekimizi şu şekilde şöyle göstereyim. Evet. Yerleştirdik. O kubbe şekli kubbe bu kabımızdan alacak. Evet. Evet olacak. Şimdi dondurmalarımızı yerleştirmeye başlayacağız. İlk ben beyazla başlıyorum. Siyahı ortaya alacağım çünkü kekte kahverengi olduğu için belli olsun diye olsun ortada. Diye. Tamam canım. Evet. Şimdi ilk önce vanilyalı dondurmayı koyduk. Evet. Ardından kakaolu dondurmayı koyacağız. Şöyle. Bunu kesince böyle üç katlı rengarenk bir pasta olacak. Evet efendim, bu arada şimdi üç katlı rengarenk pasta olacak. Doğru söyledin. Bu hazır hali şu anda gördüğünüz elimdeki. Çünkü bayağı dolapta üzerinde kapanıp streçlenip değil mi donması gerekiyor. Donması lazım iyice. Şöyle çikolatalı bölüme geçtim. Bence biraz da vişne koyalım. Evet. Önemli olan düzgünce yaymak. Kestiğimizde üç katında düzgün olması gerekiyor çünkü. Gerekiyor. Düzgünce yaymamız gerekiyor. Onu da belirtelim sizlere. Vişneleri içine de koyabiliriz. Üstüne de ben hani üstüne koymayı tercih ediyorum. Tamam. Çünkü keserken biraz zor olabilir. Diye. Tamam Son canım. Üçüncü katı koyuyorum. Evet. Kesince düşünebiliyor musun görüntüyü? Ay, hayal edebiliyorum. Hayal edebiliyorum ve artık programımız bitse de yesek artık diyorsun. Kadın aşamasına geçsek diyorum gerçekten. Ay ay. Şöyle bunu da yaydım. Bu kekimizin bu da, ikiye böldüğümüz diğer katını yerleştiriyoruz. Şöyle. Evet. Böyle dolaba süper. Gönderiyoruz. Evet. Değil mi? Donacak. Şimdi sosuyla efendim biz dolaba göndereceğiz bunu, yine donacak. Evet. Ama şimdi dolaptan çıkardığımız, daha önceden yayın öncesi hazırladığımızı süslemeye başlayabiliriz. Şöyle şu çikolatamızı. Önceden hazırladığımız sosumuz hazır. Ben böyle kaşıkla döküyorsun. Döküyorum. Oh, misler gibi. Sonra böyle damla çikolatayla ve vişneyle süsleyeceksin zannediyorum. Muhteşem. Her yerini akıta akıta. Evet. Ay muazzam. Koyayım mı vişneleri üzerine? Tamam. Duygucuğum, sen koy istersen, ben tabağı şöyle bir tamam. toparlayayım. Muazzam. İsterseniz vişneyi içine de koyabilirsiniz. Evet. Seyircilerimize söyleyelim. Ama keserken daha zor oluyor dediğin gibi. Evet. Kenarlarına da damla çikolata. Sosu özellikle böyle yanlardan akıtıyorum. Çünkü kestiğimizde o dondurmayı böyle sosa bulayaraktan yememiz diye. İçin. Bol bol yani efendim. Bol bol yiyoruz. Fazla çikolatanın zararı yok. Yok. Hiç şekerimiz de yok zaten. Hiç. Götürelim mi? Tamam. Diğer yaptığınız güzel lezzetlerin yanına Duygucuğum. Ben durduramıyorum kendimi. Yeter ben bence böyle. Bu kadar. Bence de yeter efendim. Biz sunumlarımızın yanına gidiyoruz. Gel Duygucuğum. Evet. Ay muhteşem muhteşem. Bir tarafta pastamız. Bak iki tuzumuz, iki tatlımız evet. var. Güzel bir menü hazırlamışız yani sizler için. Burada elmalı çıtırımız, burada yaptığımız tuzlu pastamız, kubbe pastamız ve benim kısırım. E daha ne olsun diyorum canım Duygucuğum. Eline sağlık. Yolun hep açık olsun. Çok teşekkür ederim. Mutlu dileriz hep. Hep de mutfağımıza gel yine İnşallah. Bize. İnşallah tamam çok mı? Mutlu olurum. Sağ çok olasın. Teşekkürler. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu olun. Yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Öpüyoruz. Kocaman sevgiler.